Manşete hoş geldiniz. Dolar 11 TL'yi geçti ama gün be gün işte kaç liraya geldi, kaç liraya ulaştı, kaç kuruş arttı. Bunu takip etmediğimi biliyorsunuz. Çünkü öngörülemez bir yönetim, iş bilmez bir ekonomi idaresi, sloganlarla, ayetlerle, hadislerle gündemi belirlemeye ve kendini inandırmaya çalışan bir gerçeklikten çıkmış Türkiye liderliği var. Dolayısıyla böyle saniye saniye kuruş bazında dolar kurunu veya euro kurunu veya sterlin kurunu falan takip edecek halimiz yok. Bir bu, ikincisi Türk lirası değer kaybediyor esasen. Artan dolar değil, çünkü Türk lirası eş zamanlı olarak dünyanın bütün para birimleri karşısında değer kaybediyor. Euro karşısında da değer kaybediyor. 14 TL'yi geçen İngiliz sterlini karşısında da değer kaybediyor. Ben buraya geldiğim aylarda, yani 5 sene önce İngiliz sterlini 3.70 seviyelerindeydi. Şimdi 14 TL'yi geçmiş durumda. TL diyoruz, esasen TL'de değil. Yani milyon TL olarak konuşmamız lazım. Çünkü reel değeri bu. 6 sıfır atılması sadece kırtasiye yükünü hafifletmek için. Hesap makinelerinde işte kolay hesaplama falan sağlansın diye yapıldı. Yani şu anda esasen dolar 11 milyon TL. 11 yeni TL. Böyle bakıldığında çok dehşet verici bir rakam veya bilanço ortaya çıkar. Elbette bunu günlük hayattaki yansımalarını hep birlikte göreceğiz. Bununla ilgili konuya geleceğiz. Yakarak gidiyor meselesini niye böyle bir başlık attık, ona da bakacağız. Çok çok teşekkür ederim Avrupa'nın göbeğindeki mülteci krizini takip ettiğim için. Sadece ben takip ettiğim için olumlu eleştiriler alıyorum. Bu bir dış haber değil, bu bir iç haber. Bu şu anda Türkiye sınırlarında ve pek çok ülkenin sınırlarında yaşanan bir dram. İşte bu fotoğraf yeni. Yine Belarus, Polonya sınırındaki mülteci kampından bir ateş yakmışlar ve etrafında ısınmaya çalışıyorlar. Dondurucu bir soğuk var orada. Türkiye'de herhangi bir bölgede görmeniz mümkün olmayan bir soğuk. Çünkü daha kuzey bölgeleri orası. Fakat görülen o ki, anlaşılmış, yani Merkel iki kere görüşmüş Lukashenko'yla, yani Beyaz Rusya'nın diktatörüyle. Ve Lukashenko da sınıra hemen talimat göndermiş ve sınır boyundaki mülteciler kamplara alınmaya başlanmış. İşte bir biçimde aynı şekilde nasıl Erdoğan Avrupa'dan taviz koparıyor mülteci meselesini veya mülteci kartını kullanarak, aynı şeyi Lukashenko da yaptı. Suriye'den, Irak'tan, Orta Doğu'dan, Afganistan'dan neyse uçaklara bindirip getirdi mültecileri. Onları Polonya sınırına yığdı ve Avrupa Birliği'ni dize getirdi. Dediğini yaptırdı. Durum bu. Tek kelimeyle izahı da bu bunun. O arada İngiltere ile Fransa arasındaki mülteci meselesi de had safhaya ulaşmış durumda. Dün detaylı anlatmıştım. Bugün gazeteler bu sene 23 bin mülteci geldiğini, İngiliz kanalını aşarak, yani Manş Denizi'ni aşarak Fransa'dan 23 bin mülteci geldiğini ve bu tüm zamanların rekoru olduğunu söylüyorlar. Geri dönen mülteci sayısı ise sadece 5. O manşetle çıkmış Daily Mail gazetesi. 23 bin mülteci geldi, sadece 5'i geri döndü diyor. Yani gelen herkes bizim içimizde yaşamaya devam ediyor. O arada Fransa kıyılarındaki Decathlon mağazalarında kano satışı yasaklanmış. Mülteciler alıp da bunu kullanmasınlar diye. Fransa'nın da bir anlamda bir iyi niyet gösterisi veya iyi niyet mesajı olarak bu algılanabilir ama İngiltere ile Fransa arasındaki göçmen meselesi iyi niyetle falan çok açıklanacak bir şey değil. Fransa göçmenleri saldı ve onlar da botlarla İngiliz kıyılarına çıktılar. Durum bu. Bakalım müzakereler sonuç verecek mi? İşte bu da yine Akdeniz'de çekilmiş bir fotoğraf. Libya açıklarında çekilmiş bir fotoğraf. Tahta botlarla, derme çatma şeylerle insanlar biniyorlar. 90 kişi olduğu ifade ediliyor bu botta. Ve sonra da alabora oluyor, batıyor, çoğu kayboluyor. Sadece şunu söyleyeyim, dün göçmen meselesiyle ilgili detaylı bir analiz yaptım. Sadece şunu söyleyeyim, bu şekilde bir botta, yani siz böyle bir bota biner misiniz? Veya böyle bir bota hangi koşullarda binersiniz? Kaybedecek hiçbir şeyiniz kalmadıysa binersiniz. %50 %50 yaşamanız. Bu bot alabora olduğunda kurtulma şansınız yok denecek kadar az. Hele şu kış günlerinde. Çünkü bir anda soğuk deniz suyunun etkisiyle vücut sıcaklığınız düşecek ve dakikalar içinde öleceksiniz. Yüzme bilseniz bile öleceksiniz.
Dolayısıyla kaybedecek hiçbir şey olmayan insanlar bu botlara binip açılıyorlar. Aynı durum Polonya sınırında da yaşanıyor. Bakın bunu yeni İngiliz gazetelerinden kesip getirdim. Nisan 91 tarihinde çekilmiş bir fotoğraf. Yeni bir fotoğraf gibi görülüyor ama yeni değil. Renkli bir fotoğraf olduğu için ya bu galiba işte bunlar Kürtler ve muhtemelen işte Suriye sınırında, Irak sınırında yeni çekilmiş bir foto falan gibi algılıyorsunuz. Buradaki insanların yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Çünkü fotoğraf Nisan 1991'de çekilmiş. Evet. Kürt refüjiler, Kürt mülteciler diyor. Türkiye-Irak sınırındaki bir kampta. Tam 30 sene geçmiş, değişen hiçbir şey yok. Bu fotoğrafı onun için getirdim. Tam 30 sene geçmiş, değişen hiçbir şey yok. Ve bu fotoğrafa bakıp da bu galiba güncel bir fotoğraf diyenleriniz de çoğunluktadır. Dönelim bugün İngiliz gazetelerinde tam sayfa manşetten de verilen İngiltere'de enflasyonun 4.2'ye ulaşması var. İngiltere'den haber verecek halim yok. Sadece bir fikriniz olsun diye söylüyorum. İngiltere'de enflasyon grafiği %4.2'ye ulaşmış. Avrupa bölgesinde, Euro bölgesinde 4.1. Amerika'da ise 6'ya doğru gidiyor enflasyon. Yani tek haneli rakamlarda henüz. Ve İngiltere'deki bu enflasyon Ekim 2011'den bu tarafa en yüksek oran, yani son 10 yıldaki en yüksek enflasyonu yakalamış, enflasyon eğrisinde grafikte görüyorsunuz. 4.2 olduğu için alarm veriliyor İngiltere'de. Kendi ülkenizle kıyaslayın. Burada da işte yine gazetelerde çok sayıda bununla ilgili haber var. Burada da bir market sepeti kaça doluyor ve sepetteki ürünlere yüzde kaç zam geldi haberi. Evet. Türkiye'de böyle haberler göremiyorsunuz çünkü yasak yapmak. Yani keşke bir gazete bir markette gidip bir sepet doldursa, 6 ay önceki fiyatlar buydu şimdi bu veya 1 yıl önceki fiyatlar buydu şimdi bu dese. Aynı markette aynı ürünlerle. Bunu Türkiye'de yapamıyorlar çünkü Türkiye'de bunun yapılması yasak. Bir başka konu, bir İngiliz F-35'i düştü Akdeniz'de. Haberiniz var mı? Benden öğreniyorsunuz. Queen Elizabeth uçak gemisinden havalandı ve havalandıktan hemen sonra düştü. Bu uçak yaklaşık 78 milyon dolar değerinde bir uçak ve Türkiye F-35 programından çıkmıştı hatırlarsanız. O arada pilot fırlatma koltuğuyla kendini kurtarmış. İngiltere'de gazetelerin köşesinde yer alan küçük bir haber oldu. İçeride belki biraz böyle büyük grafiklerle gördüler ama büyük bir projeydi F-35 projesi ve Türkiye'nin 1.4 milyar doları, artık doları 11 ile çarpacaksınız, Türkiye'nin 1.4 milyar doları orada battı. F-16 modernizasyonu konusunda da beklediği cevabı alamadı Türkiye. O arada F-35 projesi niye battı? 1.4 milyar dolar yatırdığınız proje, S-400 aldığınız için oraya da 2.5 milyar dolar yatırdınız. Dolayısıyla totalde yaklaşık 4 milyar dolarınız gitti. S-400'ü kurdunuz mu? Hayır, kurmadınız. F-35'lerden oldunuz mu? Evet, oldunuz. F-16 modernizasyonunu yapabildiniz mi? Hayır, yapamadınız. Peki durum ne? Cumhuriyet'teki haber, eski jetlerle devam. F-35 programından çıkarılan Türkiye, hava kuvvetlerinde boşluk yaşanmaması amacıyla yeni F-16 tedarik için ABD ile görüşmelerini sürdürürken 50 yıl önce üretilen yaklaşık 30 F-4'ü 2030'a dek kullanma kararı almış. Milli Savunma Bakanlığı F-16'lar için ABD ile olumlu görüşme yapıldığını açıklamış. Bu arada Düzce'de dün saat 15.40 sıralarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem olmuş. İstanbul'da sallanmış. Geliyor gelmekte olan. Bunlar tabii öncü şok mu, artçı şok mu, yaklaşan büyük depremin habercisi mi bilmiyorum. Fakat bir büyük deprem geldiğinde, ki gelecek, önümüzdeki yıllarda göreceğiz, Marmara bölgesi buna hazırlıksız yakalanacak. Ne şimdiki yönetim ne de gelecek yönetim bu konuda herhangi bir hazırlık vaadiyle ortada. Çok çok üzgünüm. Ekonomik kriz buram buram yaşanırken bir de üstüne bu. Allah gecinden versin, ne kadar geç olabilecekse o kadar geç olsun diyelim ve devam edelim. Dün iki görüşme oldu. Ben dünkü yayında çok fazla bahsetmedim ama işte Bahçeli Erdoğan'la görüşmüş 45 dakika. Bir de böyle Türk dünyası haritası işte şey yapmış. Türk dünyası haritası armağan etmiş Erdoğan'a. Yani
Diyelim ki İran lideri Suudi Arabistan lideriyle görüşse ve benzer bir harita hediye etseydi veya Rus lider Putin Yunanistan başbakanıyla görüşse ve karşılıklı böyle bir hediyeleşme olsaydı ayağa kalkardı değil mi Türkiye kamuoyu? İşte bu haritada Rus kamuoyunu ayağa kaldırmış Kerim Has'ın tweetlerinden öğreniyoruz. Nereye gideceğini bildikleri veya bilmedikleri böyle enteresan hareketler çekiyorlar ama bunun bedelini kendileri ödemeyecek belki ama Türkiye halkı ödeyecek. Yine bir saat görüşen iki lider Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi sürpriz. Yani dün Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi de sürprizdi. Muhalefet liderlerinin görüşmesi de sürprizdi. Muhalefet liderlerinin görüşmesinin ekonomi odaklı olduğu söyleniyor. Yani Erdoğan grup konuşmasında Merkez Bankası faiz politikaları ile ilgili geri adım atmayacağı sinyalini verince iki lider bir araya geldi. İki muhalefet lideri ve bir an evvel erken seçim yapın çağrısında bulundular ve gidişatın hiç de iyi olmadığının altını çizdiler. Bu buna yaradı. Öyle görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu enteresan bir tweet atmış. Şahıs bugün grup toplantısında Bay Kemal Kadir kıymetimi bilmedi demiş. Dedim olabilir. Evet. Çok enteresan. Erdoğan'ın bir iletişim stratejisi kalmadı ve grup konuşmasında yaptığı konuşmaları alıp muhalifleri, muarızları neyse kendilerine böyle çakabiliyorlar. Bir tanesi de bu. Demiş ki Erdoğan grup konuşmasında Tayyip Erdoğan'dan kurtulmalıyız diyenlerin derdi milletimizin huzuru ve refahı olabilir mi? Evet olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Kesinlikle böyle diye tweetler gördüm ben. Yani bir insana nasıl böyle bir cümle kurdurabilirler? Fahrettin Altun propaganda bakanı sersem. Yani sersem yani sersemler gerçekten sersemler. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmalıyız diyenlerin derdi milletimizin huzuru ve refahı olabilir mi diyor. Bu bir Zeytun haberi değil. Yeni Akit gazetesi sabah attığı tweette, daha doğrusu öğlen attığı tweette, 13.41 itibariyle attığı tweette altın ve dolarda sert düşüş dedi. 13.41'den 20-25 dakika sonra gelen Merkez Bankası'nın faiz indirim, 1 puan faiz indirim kararıyla 100 bas puan deniyor. Tekrar dolar 11 TL'yi geçti. Şimdi hiç şeyi bilmiyoruz. Yani kimse ekonomi bilmiyor. Cari açığı anlat desen kimse dört cümle kuramaz. Merkez Bankası şu kadar bas puan indirdi, bu kadar bas puan artırdı, enflasyon, faiz ilişkisi. Bunu sıradan vatandaş bilmez. Sıradan vatandaş markete gittiğinde ödediği faturaların rakamı büyüdükçe filan görür. Dolayısıyla ekonomistlerin açıklamalarını ben de gerçekten sadece başlıklarını, spotlarını okuyorum, detaylarına girmiyorum. Ayrıca şu anda Türkiye'de analiz edilebilecek bir ekonomi yönetimi de yok. Fakat şu fotoğraf dikkat çekici. Lütfi Elvan şeyde AKP grup toplantısında özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizi savunanlarla aynı yolda yürümeyiz lafları üzerine alkışlar oluyor ve bu alkışlarda kendisi alkışlamıyor. Yani bu anlamda Hazine Maliye Bakanı'nın Erdoğan'la ters düştüğü yorumla yapılıyor. Bu fotoğrafta da Lütfi Elvan renkli, kalanı siyah beyaz gösteriliyor ve Lütfi Elvan'ın nasıl yalnızlaştığı üzerinde duruluyor. Bugün yarın görevden alınacağı üzerinde duruluyor. Yahu arkadaş, bu konuda analiz kasanlara da ben hayret ediyorum. Hatta işte Erdoğan'ın grup konuşması bittikten sonra Lütfi Elvan hızlı adımlarla grup toplantısını ilk terk eden kişi olmuş falan. Yani ekonomiyi, her şeyi Lütfi Elvan yönetiyor. Ve işte olan bitenin faturasını da kellesiyle ödeyecek. Yeni biri atanacak oraya. Hadi bakalım sil baştan yeniden umutlanacağız falan. Bu böyle mi yani? Bu konuda gerçekten analiz yapanları anlamakta güçlük çekiyorum. Lütfi Elvan ve diğerleri. Niyeti ne olursa olsun. Yani sen o göreve atandığını da bilmiyor musun kardeşim? Her şey Erdoğan'ın iki dudağı arasında. Senden önceki gidenler niye göreve atandılar veya gittiler? Tamam mı? Dolayısıyla kimse Lütfi Elvan iyiydi, işte şu 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 politikaları savunuyordu falan demesin. Üzerine yürüyün bu insanların. Yani gerçekten. Yani şu anda Erdoğan yönetiminde göreve gelen veya görevden alınanların şu iyiydi, şu aklı başındaydı, şu Erdoğan'a itiraz etti, onun için gitti falan diyenlerin üzerine yürüyün. Ya arkadaş, oraya gelirken o adam bilmiyor mu? Ne menen bir insanın
yönetimi altında hazinenin veya Merkez Bankası'nın veya şunun bunun başına geldiğini. Erdoğan yeni mi söylüyor? Faiz sebep, enflasyon sonuçtur lafını. Bugün mü söylüyor? Böyle düşünen bir adamın atamasıyla bir yere geliyorsun. Bunu kabul ettiğinde her şeyi kabul ediyorsun. Yok itiraz etmiş de bilmem neymiş de falan. Vallahi üstüne yürüyün. Böyle analizler yapan kişi olduğunda o kanalı kapatın yani. Değiştirin. Konuşuyorlar bık 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 yani. Çok tuhaflar ya. Gerçekten çok tuhaflar. Neyse birazdan döneceğiz. İsrail'i çifti hatırladınız mı? Sessiz sedasız İsrail'e dönmüşler. Bu da özel uçaktan çekilen fotoğraf. İsrail Cumhurbaşkanı da alanda karşılamış bunları. Suçları neydi? Çamlıca Kulesi'nde fotoğraf çekmekti. Fotoğraf çekerken Erdoğan'ın evini de kadrajlamışlar. İddia o ve Erdoğan'ın evini çekmek suretiyle casusluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındılar falan. Fakat İsrail dikkatli bir diplomasi yürüttü ve İsrail kanadı aman dedi bu konuyu cayırdatmayın. Medyasına talimatlar gitti şu bu falan. Aman büyütmeyin, aman Türkiye'yi ürkütmeyin, biz alttan bu işi halledeceğiz. Ve gerçekten alttan hallettiler. Çift uçağa binip havalandıktan sonra uçakta fotoğrafı paylaştılar. Dikkatli bir diplomasiyle çünkü öğrenmişler Erdoğan'ı filan. Artı Erdoğan'la konuşarak bunu da sağlamışlar. Yargı bağımsızlığı falan hikaye görüyorsunuz. İsrail Cumhurbaşkanı istedi ve çift o kadar ajan majan haklarında yazılmadık kalmadı. Görüldüğü gibi serbest bırakıldı. Ajandır mı, ajan mıdırlar değiller mi bilmiyorum. O konuda hani ajan diyordunuz, ajan çıkmadılar falan gibi ezbere tweet atan gazetecilerden biri değilim. Sadece şu. İstanbul bizim aşkımız diye geldikleri İstanbul'a bir daha aynı duygularla gelirler mi? Soru işareti. Resim çekti diye turistleri böyle yaka paça alırsanız ajanlık suçlamasıyla bir daha buraya resim çekmeye değil üstünden geçmez, üstünden bile geçmez insanlar. Bir yerden bir yere mi gidiyor? Uçak Türkiye'nin üstünden mi geçiyor? Aman aman başka bir rotayı takip eden uçak bulalım veya aktarmalı uçalım derler. Durum budur. Ercan Akyol çizmiş Milliyet'te 50+1. 50+1'i de Bahçeli olarak çizmiş. Güzel bir karikatür. Günün anlam ve önemine uygun bir karikatür. 50+1 ile ilgili dün düşüncelerimi detaylı olarak anlattım. Erdoğan'ın dün bu iş, bu sistem, yani 50+1 bu sistemin omurgasıdır derken nasıl yan çizdiğini de anlattım. Şu anda zaten çok da konuşulmuyor. Geldi geçti. Sadece şunu söyleyeyim. Şu gün bu iktidar seçime gitmemek için her şeyi yapar. Dolayısıyla bir erken veya baskın seçim beklemiyorum. Yabancı bir karikatür, enflasyon işte böyle cebinizden çalar. Faiz sebep, enflasyon sonuçturla yürüyen iktidar faizi indirdi ve doğal olarak da döviz kuru fırladı. Şimdi onunla ilgili analizlere geçeceğim ama şunu da altını çizeyim. Hiçbir enflasyonist politikayla hiçbir devletin iki yakasının bir araya geldiği de görülmemiştir. Bugün Türkiye'de yaşanan enflasyon %50'nin üstündedir. Reel enflasyon %50'nin üstündedir. 50 midir, 60 mıdır, 80 midir bilmiyorum. Bir sepet yapmadım yani. Ama Türkiye'de gazete veya televizyon yönetseydim, her ay düzenli olarak bir enflasyon sebebi sepeti yapardım. O sepetin içerisinde zorunlu gıdalar, bir gıda enflasyonu ortaya çıkar. İşte bir takım işte eğitim, ulaşım vesaire gibi farklı harcamalarla ilgili farklı sepetler yaparak her ay düzenli olarak aylık enflasyonu, çarşı pazar enflasyonunu tespit ettiğim bir marketten veya alışveriş noktalarından götürmeye çalışırdım. Bugün Türkiye'de bunu yaparsanız başınıza iş gelir. Zaten sağlıklı ölçülmediği için de kimse bunu yapamıyor. Karşılıklı bir böyle ilişki söz konusu. Uğur Gürses bir dizi tweetle enflasyon faiz politikalarını çok güzel özetlemiş. Numan Kurtulmuş demiş ki küresel enflasyonun kurlar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu görmemiz lazım. Yani neden euro, dolar, euro, sterlin, sterlin, dolar falan paritelerinde bir değişiklik yok? Ya da Afganistan para birimi, Yeni Zelanda para birimi, Angola para birimi filan ile dolar veya işte euro arasında Türkiye'dekine benzer bir ilişki olmuyor. Türk lirası değer kaybediyor bütün para birimleri karşısında. Hakikaten halkı aptal yerine koyuyorlar demiş. Devamla. Bugünün 2018 Ağustos'undan farkı
2018'de siyasi krizle kur birkaç günde %25 zıplamıştı. Yangına çözüm, rahip bırakıldı, faiz 6.25 puan yükseltildi. Şimdi yüksek enflasyona karşı faiz indirimi var. Her ikisinde de yangını çıkaran aynı olsa da şimdi itfaiyeci de benzin döküyor demiş ki bu Merkez Bankası'nın faiz indirme kararından önce atılmış bir tweet. Yangını çıkaran aynı, şimdi itfaiyeci de benzin döküyor diyor. İtfaiyeciden kasıt kim? Merkez Bankası. Kısmen girdiğimiz enflasyon devalüasyon döngüsünün kurdelesi resmen kesilmiştir demiş bir başka tweetinde. Evet, ilan edilmemiş devalüasyon yaşanıyor kurlarda. Ve önümüzdeki ayda faiz indirimi olacağını sinyalini yapılan açıklamadan almış Uğur Gürses. Açıklama şu, kurul bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir. Yani Aralık ayında da bir puan indirim gelecek diyor. Eser Karakaş paylaşmış. Her dışa açık normal ülkede faiz düşerse kurun getirisi artacak diye kur yukarı yönelir. Bizde ise kur bu basit finansal hesap nedeniyle değil, devlet devlet olmaktan çıktı diye yükseliyor. İnsanlar devlet simgesi milli paradan kaçıyorlar çünkü devlet yönetimi çıldırmış diye devam etmiş. Can Dündar, ben gidersem ülkeyi de yakar giderim mesajı diyor. Kundakçı yol açtığı yangını sarayından izliyor notu düşmüş Merkez Bankası'nın faiz kararına. Erk Acarer daha açık yazmış. Bu inat filan değil, bu başka bir şey. Bu ülkeyi isteyerek bilerek yıkma eylemi. Son not bir vatandaştan. Az önce duyduğum cümle. Bir bardak sıvı yağ istedim komşudan. İnan ki yok dedi. Pandeminin başında komşuda da yok demiştim. Kriz derinleşiyor her yerde. Dayanışma dışında çaremiz yok. Bir bardak sıvı yağ istedim komşudan, inan ki yok dedi. Az evvel böyle bir cümle işitmiş. Durumlar gerçekten fena. Evet. Politik Yolda Selahattin Demirtaş'ın yazısı helalleşme üzerine, okursunuz yazıyı fakat son paragrafı son derece enteresan. Diyor ki, bunu okuyacağım ve bununla manşeti kapatacağım. Yüzleşme sosyolojinin ve toplumsal psikolojinin konusudur. Hesaplaşmaysa hukukun alanına girer. Helalleşme süreci sağlıklı bir şekilde işletilirse bağımsız yargı önünde hesaplaşma da daha kolay ve mümkün olur. Zaten ikisi birden yapılamazsa adalet sağlanmış olmaz. Elbette yakın zamanın ağır suçları yargı önünde hesaplaşmaya konu olacaktır. Ama ondan önce yüzleşme ve karşılıklı helalleşme için hep birlikte adımlar atmalıyız diyor. Çok doğru bir açıya dikkat çekmiş. Yargıdaki konularla zihniyetle mücadele birbirine karıştırılıyor. Yargıdaki hesaplaşma ayrıdır. Elbette suç ve suça bulaşanlar bütünüyle A'dan Z'ye yargılanmalıdır. Ama öbür tarafta bir zihniyet problemi varsa karşınızda o zihniyetle de mücadele edersiniz. Türkiye'de olay nasıl yaşanıyor? Bir zihniyet problemi tespit ediliyor ve o zihniyetin etrafında örgütlenenler içeri tıkılıyor. Yani yargı bir hesaplaşma veya bir mücadele aracı olarak görülüyor. Selahattin Demirtaş burada yazısının son cümlesinde bunu ayırmış. Evet, yargıda hesaplaşma ayrıdır, suç suça bulaşanlar A'dan Z'ye yargılanmalıdır ama onun dışında helalleşme ayrı bir konudur. Orada yazmamış ama ben ekleyeyim, ben söyleyeyim. Zihniyetle veya beğenmediğiniz fikirlerle mücadele ancak fikri sahada olur. Ve elbette bunlarla helalleşebilirsiniz. Ben işte seninle mücadele ettim veya senin fikirlerine katılmıyordum. Ondan dolayı şöyle oldu, böyle oldu. Canını sıkmış olabilirim, üzmüş olabilirim vesaire vesaire. Burada bir helalleşme söz konusu olabilir. Karşı taraf hakkını helal eder etmez ayrı bir konu. Ama bugün Türkiye'de uygulandığı biçimiyle değil. Zihniyetle mücadele ayrıdır, yargıda mücadele ayrı konulardır. Yargıdaki hikayeye hesaplaşma deniyor zaten. Helalleşme ile hesaplaşmayı ayıran yargı faktörüdür. Ama her torbaya koyduğunuzu yargının önüne çıkarır bir cezalandırma yolu seçerseniz, işte o zaman önünü alamazsınız. Yüz binlerce aileleriyle beraber milyonlarca insanı okkanın önüne atarsınız. Ve asırlar boyu tamir edilmeyecek yaralara sebebiyet verirsiniz.
Bu duygularla bir manşeti daha kapatıyoruz. O arada sağlık durumuma ilişkin haber vereyim. Geçtiğimiz hafta korona pozitif çıkmıştım Cuma günü yapılan teste ama semptomlar hafta başından beri vardı. Bugün itibariyle karantinadan çıkıyorum. Self izolasyon yani kendini izole etme deniyor İngilizce'de ama Türkçe'de daha çok karantina kullanılıyor. Hafif atlattık sayılır. Koronavirüs rahatsızlığının semptomları bende 3-4 gün baş ağrısı ve hafif kuru öksürük biçimindeydi. Ne tat alma, ne koku, ne de iştahsızlık falan gibi problemler yaşamadım. Yatmadım. Sadece geceleri uyku saatini biraz artırdım. Birkaç gün içerisinde de atlattığımı zannediyorum. Elbette dikkatli yaşamaya devam edeceğiz. Herkese 2 doz, eğer mümkünse 3. doz aşılanmasını öneriyorum. Böyle yaptığınız zaman koronavirüs bulaştığında bu sizin daha hafif atlatmanız için rahatsızlığı mühim bir ön alma olmuş oluyor. Aşının adı zaten bu. Aşı karşıtlarına bir şey demiyorum. Fakat Avrupa'da aşılanmayan insanlar sosyal alanlardan izole ediliyorlar. Elbette bu kişisel özgürlüklere müdahale mi? Elbette müdahale. Fakat bir anda da kamu sağlığı, kamu otoritesinin aldığı tedbirler falan çok etraflıca tartışılması gereken bir konu. Ama bu tartışmadan da bir sonuç çıkmaz. Sadece onu haber vereyim. Sadece Avusturya değil, Çek Cumhuriyeti'nde, Belçika'da, Hollanda'da pek çok ülkede aşılanmayanlar eğer koronavirüs rahatsızlığı da geçirmemişlerse sosyal alanlarda, konserlerde, kafelerde, restoranlarda girişlerine sınırlama getiriliyor. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.